Herkese merhaba. Ee, bu Pagon'un yeni bölümüyle birlikte tekrar karşınızdayız. Ee, bu sefer nitelikli bir eğitim yine her zamanki gibi nitelikli bir eğitimci konuğum var. Kendi tanıdığım, değer verdiğim eğitimcileri davet etmeye devam ediyorum. Serkan hocam hoş geldiniz. Serkan Dinçer. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de çok iyiyim. Ee, gayet şık gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Bakan gözler güzel diyelim hocam. Teşekkür <laughs> ederim hocam. <laughs> Serkan Hocam'la biz e, sürekli görüştüğümüz için de aslında e, çok samimi iki insanız öyle düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. E, sağ olsun davetimi kabul Şimdi benim elimde iki kitabı var. Eminim ki başka ça kıymetli çalışmaları da vardır ama ben sevdiğim hocalarımın kitaplarını almaya bayılıyorum. İlk kitabım e, tanıtacağım. Serkan Dinçer hocamızın uygulamalı meta Analiz kitabı. Pegem'den çıktı. İkincisi de benim yüksek lisans öğrencilerine e, jüriye davet edildiğim kişilere verdiğim bir hediye aslında. Yani yüksek lisansa yeni başlıyorsa falan verdiğim. Çünkü epey anlatılacak şey şey var çok konuşamıyoruz üzerinde akademik yazım ve araştırıcılara öneriler diye özellikle öneriler kısmı yeni başlayan akademiye yeni başlayan kişiler için çok önemli bu iki kitabın yazarı konuğumuz hocam bu iki kitapla ilgili konuşmaya başlamadan önce gündeminizde ne var masanızın üzerinde ne var bu aralar kafanızda... evet Şimdi bu şimdi son dönemlerde şimdi ilk başta ben biraz böyle e, belli bir bakir alanı bulup o alanlar üzerine yürümeyi tercih ediyorum. Ne yazık ki dünyada da gerçi eğilim böyle popüler bir konu bulunuyor ve bu popüler konu üzerinde sürekli benzer çalışmalar yapılıp duruluyor. Mesela zaman zaman sizlerle de konuştuğumuz e, bir ara sistem eğitimi vardı. Dünyanın her yerinde herkes sistem eğitimi üzerine çalışıyordu. Aynı çalışmalar aynı yerler. Ondan sonra e, şimdi yapay zeka, e, robotik kodlama, yapay zeka diye e, popüler konular aslında konu popüler ama yapılan çalışmalar hep e, tek düze biçiminde sığ biçiminde yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle ben hep bakir konulardan biraz böyle zıplaya zıplaya gidiyorum. E, son yaklaşık 4-5 senedir aynı iki konu üzerinde yoğunlaştım. Bir Birincisi teknoloji-pedagoji alan bilgisi birazdan bahsederim. E, i̇kincisi de e, yöntem bilim anlamında e, çalışmalar yapmaya başladım. E, şimdi öncelikle bir teknoloji-pedagoji e, alan bilgisi dediğimiz yani yıllardır teknolojinin öğretmenlikte kullanımı. Şimdi e, bu bir ara popüler olmuştu, e, sürekli kullanıyorduk ama e, teknolojinin pedagojide aslında nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin çok ciddi boşluklar var. Sürekli hepimiz söylüyoruz, yani teoride e, işte akıllı tahta kullanımı, PowerPoint sunumunun kullanılması vesaire biçimde birçok şekilde bunları biz dillendiriyoruz. Ancak e, gerçek anlamda mesela teknolojinin pedagojide kullanılması nasıl olması lazım? Günüm bugünlerde bunları çalışıyorum. Mesela öğretmen eğitiminde teknolojinin e, nasıl kullanıldığının öğretmenlere veya öğretmen adaylarına nasıl eğitim ve verilmesi gerektiğine ilişkin çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaya mesela nasıl eriştiniz diye söylerseniz e, siz de eğitim fakültesi üyesisiniz. Öğretmen adayları, öğretmenler ya da e, bizi izleyen e, eğitim bilim çalışan arkadaşlar bilirler ki öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme adı altında bir ders var. Eğitim fakültelerinde. Mesela e, bundan yaklaşık bir yıl kadar önce Meltem Hoca ile Aydın Adnan Menderesi hocayla bir çalışma yapmıştık mesela. Öğretim teknolojileri dediğimiz ya da alana özgü teknolojinin kullanılması her alana özgüdür. Ama biz bütün eğitim fakültelerine bunu ders olarak aynı içeriği veriyoruz. Yani bir yabancı dilcinin e, öğretim teknolojilerinin kullanılmasıyla bir Mesela siz şu anda özel eğitimdesiniz. Şimdi özel eğitimdeki teknoloji kullanılması bir olabilir mi? Hayır. Bu nedenle işte bu ders içeriklerinin nasıl verilmesi gerektiğini, bu öğretmenlerin teknolojiyi nasıl kullanması gerektiğini beyan ediyoruz. Mesela bugün yine bir dersimiz de vardı. Öğrencinin birinin sorusu, hocam öğretmen teknolojiyi illa dersinde kullanmalı mı? Diye güzel bir soru geldi. Hayır, illa teknolojiyi kullanacak diye bir şey yok. Çünkü teknoloji nedir? Öğrenmenin öğretmeyi veya daha kolay hale, daha anlamlı hale getirme için kullanılan bir araçtır. Benim elektrik, ee, siz, elektriksiz eğitim diye bir videom var ki yıl kadar önce paylaştım. Yani elektrik kesintileri çok sık olacak ve öğretmen ders bitti demek zorunda kalacak. Yani bu teknoloji gerçekten de bir araç. Ee, öğretmenin amaç temelli eğitilmesi çok önemli. Yani ama aracı da kullanması lazım. Ee, i̇şte araç ihtiyacın ihtiyaca bina yani. yani İhtiyacın ne oldu? Mesela akıllı tahta. Neden ihtiyaç vardı da akıllı tahtayı kullandığımız sorusunun cevabını verebilirsek biz akıllı tahta bizim işimize yarar. Yani. Bu arada okullarda çok kullanılıyor hocam. Yani açılıyor oyundan olsun etkileşime filme kadar her şey var ve okullarda stajlara gittiğimizde etkileşimli tahtanın öğretmenler tarafından çok kullanıldığını gözlemliyoruz. Yani neredeyse Hı. ders Şimdi... etkileşimli tahtada yapılan işler. İşte bu etkileşim tahtı, mesela sosyal medyada bazı öğretmenlerin e e hesaplarını inceliyorum. Çok güzel uygulamalar yapan öğretmenler var. İşte asıl olay bu. Yani siz o akıllı tahta bir araç ve bu akıllı tahtının aracının içeriğini nasıl geliştirecek? Öğretmen etkileşimli olarak, yani etkileşimi daha fazla artıracak, nasıl kullanabilecek? Biz bunları öğretmemiz gerekirken... E Takvime baktığımız zaman veya programlara baktığımız andan itibaren hala teorik 1970'li yıllarda kalmış kuramlar üzerine gelip geçiyoruz. İşte bu aralar birincisi bunun çalışmalarını yürütüyorum. İşte daha fazla ne olabilir? Bir de teknoloji dediğimiz şeyin sadece dijital teknolojinin dijitalle sınırlanmaması gerekiyor. Yani bir kalem bile teknoloji aleti olarak kullanılabilir. Siz eğer bir yenilik ve anlamlı kalıcı öğrenmeyi artırma amacıyla kullanıyorsanız yeni bir misyonla, yeni bir görevle bu da bir öğretim teknolojidir. Yani mesela öğretim teknolojilerini illa da kablosu olan bir şey şeklinde değerlendirmemiz de yanlış. Yani burada teknolojiyi aslında yeni bir yani hayatı kolaylaştıran yeni bir yöntem, araç, gereç, teknik bilgi, bilgi yöntemi biçiminde kodladığımız zaman kafamızda daha kolay bazı şeyler gerçekleşiyor. Sen, Birinci çalışmam bu teknoloji. Buyurun. Bu, e, teknolojinin zamanı zaman kazandırdığı söylenir hep ama ben tam tersini düşünüyorum. Bana yeni gelen teknoloji daha çok zamanımı almaya başlıyor. Daha çok uğraşıyorum. E, şöyle düşünüyorum mesela 300 bin yıldır e, insanoğlu var. Bunun son 5000 yılı milattan önce 3000 yıl desek okuma yazma öğretimi medeniyet falan. Yani çok hızlı bir e, dönemde hızlıca gelişen bir teknoloji var ve insan beyninin buna adaptasyonu çok da mümkün değil. E, yakınlarda TEDMEM'in bir raporu çıktı. Bu sinir bilim konusu yani beyin nasıl öğrenir konuları. E, mitleri falan paylaşıyorlar. E, Gardner'ın biz, bizde uzun süre biliyorsun çoklu zeka kuramı yanlış anlaşıldı. Yani sen müzik zekası mısın, beden zekası mısın, söyle bakayım falan gibi anlaşıldı. Bu hala devam ediyor. Yani teknolojiyi anlamak bu devirde hayati önemde çok önemli. Pandemi de bunun etkisini çok gördük. Ee, belki de beyni tam anlamadığımızdan da teknolojiyi çok anlayamıyoruz. Çünkü teknolojiyi kullanacak, öğrenecek olan insan beyni. Ve biz nedense eğitim fakültelerinde de dahil olmak üzere, Ya yani şu beyin nasıl çalışır, bu nasıl bir alet ki nasıl çalışır konusunu eğitim bilimlerine girişte öğrenme, bellek gibi kavramlarda birkaç kavramda konuşuluyor ve geçiliyor. çok Yok dediğiniz doğru. Aslında şimdi şöyle bir şey de ekleyebilirim. Ben burada biraz hani felsefeye girmiş olacağız ama e, bazı konuların da kolay öğretilmesi ya da hani tüketilmesine ben karşı olan görüşlerim. Yani şimdi her şeyde teknoloji olsun, her şey kolay olsun. Şimdi her şey kolay olduktan sonra tüketmeye gidiyoruz. Bakın şu anda aslında bilgi toplumu istiyoruz. Aradığımız yani hap bilgi dediğim şey Google'a herhangi bir arama motoruna metni yazıyoruz. Bir cevabını alıyoruz. Şimdi acaba bu çok iyi bir şey mi? Bunu da tartışmak gerekiyor. Çünkü bu insan beynini e, tembelleştiriyor. Çünkü analiz etme becerisini yok ediyor. Yani birden fazla kaynağa erişip hani bir ifadenin tutalım. Ben hep şunu söylüyorum. Öğrencileri eğitim bilimine giriş dersine ilk sorduğum Soru şudur. Eğitim nedir? Öğretim nedir? Öğrenme nedir? Öğretim, e, öğretmen nedir? Öğretmen nedir? Bana açıklayınız dedim. Hemen işte istendiği kalıcı izli davranış değişikliğini Verim Kalıcı ne demek? İzli ne demek? Yani sorgulatmaya ama işte bu teknolojiye her şey hap biçiminde verilim verilim işte beyinsel e, beyin temelli düşünmede olay bir noktadan sonra artık beyin analiz etme yeteneğinden ayrışıyor. Bu sefer doğruyla yanlış. İşte teknolojiyi biz nasıl kullanmamız gerekiyor? Yani illa kullanmamız da aslında gerekmiyor. Gerektiği ölçüde, gerektiği zaman yani biz 14 haftalık dersi yani bu biraz hani alanımı inkar eden bir görüş de diye değerlendirebilirsiniz. Mesela biz öğrenme o kadar kolay oldu ki 14 haftalık öğretim programını bir saate sığdıracak bir teknoloji aracı gerçekleştirdik. Peki de daha sonrası? Yani bu teknoloji amacın ihtiyacı ne? Yani öğretmenler işte teknoloji pedagoji alan bilgisinde ben bu ilk çalıştığım konuda hani alanlar özgü mesela bizim Meltem Hoca ile yaptığımız çalışmada biz şunu söyledik. Dedik ki bu kadar teknoloji, teknoloji, teknoloji konuşuyoruz. Şu anda Google'a yazalım, yani öğretim teknoloji, eğitim teknoloji, teknoloji kullanımı, teknoloji entegrasyonu binlerce, on binlerce, milyonlarca makale çıkacak karşımıza ve hepsi birbirinin aynısı. Ve peki okuduğumuzda, e, peki her, bu kadar önemliyse biz niye bunu? Ben mesela X bölümüne de, Y bölümüne de, Z bölümüne de aynı tek öğretim teknolojilerini veriyor. Aynı içerik çünkü yüksek öğretimde de aynı içerikte. Aynı içerikte olamaz. Olmamalı. Yani bir okul öncesiyle bir fen bilgisi öğretmenliği, bir e, yabancı diller öğretiminde öğretim teknolojilerinin aslında tek bir ders bazında da verilmesi. Yani daha doğrusu tek bir öğretim elemanı bazında verilmesi de yanlış. Yani bunun bir teknoloji dediğimiz, hani işin, teknik, bilgisayar diyelim hani en azından insanların kafasında kodlayabilmesi için sadece bilgisayar değil hani diğer faktörler de var ama hani bir bilgisayar faktörü bir de alana özgü yani bir kişi ya da her bir ana bilim dalında o ana bilim dalının teknoloji kullanımını teknoloji entegrasyonunu çalışan bir öğretim elemanının olması lazım yani e, yabancı dillerde mesela teknoloji kullanımı dediğimiz andan itibaren en fazla aslında pratik yapma yani e, konuşma becerisini içeren çalışmalar ağırlık gelirken mesela özel eğitimde çok daha farklı. Daha, daha bireyselleştirilmiş öğrenmeye odaklı, daha bireye odaklı bir tek, yani teknoloji orada bireyi hızlıca tanıyıp o bireye göre bir model oluşturup ona göre eğitim. İşte Serkan, zaten... İşte Serkan Dinçer örnek veriyorum. Yabancı diller eğitiminde bunu verirken özel eğitimde bunu veremez. Yani ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Birinci çalıştığım alan bu. Model, model çıkıyor gibi. Yani bir modele doğru yürüyor gibisin hocam. İşte bu, biraz bu aralar kafa biraz bu aralar kafayı yoruyorum ona. Yani biraz e, benim çalışmalar böyle biraz şeydir. E, cinstir mesela. E, Zamanında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde dedim ki bir çalışma e, yayınlayalım e, dedik. Ki, bu meta analiz, meta sentez, içerik analizi. Çünkü kavramsal anlamda çok ciddi. Yani meta analiz yerine meta sentez kullanılıyor, içerik analiz. Yani bu aslında Türkiye için konuşmuyor. Dünya çapında böyle bir şey var. Dedim ki ben bununla ilgili bir makale yazacağım. Dedim ki varsa reddedilsin. Bayağı bir tuttu. Şu anda derginin en fazla atıf falan makalesi oldu. Yurt dışından da bayağı bir atıf gelmeye başladı. Yani Demek ki alan bunu açmış yani. E i̇nsanlar e, yapmaya çalışıyor. İkinci e, çalıştığım alan yöntem bilim açısından dediğim gibi metanaliz, metasentez çalışmalarını yürütüyorum. Bir de yeni yeni başladım ona. Ölçme araç. Şimdi e, dediğim gibi yine benzer durumlar dünya eğiliminde de var. E, X'in Y'ye etkisi nedir? Ya da X grubuyla Y grubunun ee, Z değişkeni açısından anlamlı farkı var mıdır? Tamam, Z değişkeni mesela ilk sorduğum soru benim bir bilimsel araştırmaya danışmaya gelenlerde problemin ne? Neden bu çalışmayı yapıyorsun? Niye bu çalışmaya ihtiyaç duydun? Ee, bu çalışmaya neden ihtiyaç duydun? Sorusunu yöneltiyorum. Bu çalışmaya neden ihtiyaç? Problem durumunu biliyordukdan sonra amaç ve araştırma sorularına yöneltiyorum. Ee, bunu niye? ...bana araştırma sorularını ver... ...yani neden bu çalışmayı yaptın... ...bu çalışmadaki amacın ne... ...hipotezlerin ya da araştırma durumları... ...ve hemen akabinde sorduğum soru... ...nasıl ölçeceksin... ...eğer ölçüm gerektiriyorsa. ...e başarı testi... ...tamam... ...peki başarı testi nerede... ...bu başarı testini... bize hep şöyle bir... E, ...arka plan dediğimiz gibi... ...bu biraz daha akademik sohbet olduğu için... E, evet. ...rahat konuşabiliyoruz... E, ben soru hazırlıyorum, on, şey öğrenci 10 tane soru hazırlıyor. Ben o 10 tane sorunun e, üzerine 5 tane ekleme yapıp düzeltme yapıyorum. Diyorum ki Şahin Hoca'ya bir git göster, uzman görüş al. Ölçme aracı böyle oluşturulmaz. Yani başarı testinin, mesela şu anda bir tane öğrencim yaklaşık yüksek lisans testi bu arada. 9. haftasında ve hala... Ee, ...başarı testi geliştirmeyle uğraşıyor. Yani belirtke tablolarını vesairelerini oluşturuyor. Hani diyorum ki olmamış işte kare 20-21'ine... ...madde güçlük indekslerine falan bak. Buraya nereden geldik? Şimdi buraya yine bir okuduğum bir makaleyle geldik. Teknoloji pedagoji alan bilgisi. Bir çalışma okudum. Öğretmen adaylarının teknoloji pedagoji alan bilgileri... ...çok yüksek. Tabi biraz akademik dilden hani... Benim kitaplarımı okuyanlar da bilirler. Ben bu çok kargaşalı akademik dillerden uzaklaşarak biraz daha böyle gündelik konuşurum ki daha sonra lütfen gündelik dille konuşurum ki daha rahat anlaşılsın diye. Neyse dedim ki ya öğretmen adaylarının madem teknoloji pedagojik alan veya öğretmenlerin alan bilgisi bu kadar yüksek. E bu başarısızlığın yani teknoloji kullanımının nedeni nedir diye ölçme aracını inceledim. Mesela ölçme aracı. Teknolojiyi dersimde etkili bir biçimde kullanırım. Teknoloji araçlarını kullanmayı bilirim. Şimdi bu dedim algıdır. Bu beceri veya bilgi diyemezsiniz. Çünkü bilgi ve beceriyi başarı testleriyle ya da uygulamalarla, şey yaparsınız. Hatta kendi yüksek lisans tezimde de e, dedim ki hatta bir beceriyi ölçerken hem teorik sınav hem de uygulama yani kendi doktora tezimde de ben zamanında bunu yaptım. E, bu dedim sadece algıdır. Yani ben bir şeyi ona bakarsanız ben e, dünyanın en iyi bilim insanı oldum. Ben gerçekten dünya standartlarında bir bilim insanı olduğumu düşünüyorum. Bir görüş. Ee, görüş. Evet. Yani şimdi buradaki kriteri soru bir. Dünyadaki etik kurallara uyarım. Kesinlikle uyarım. Dünyada belirtilen bilimsel araştırma yöntemlerini uygularım. Uygularım. Ee, i̇şte çok kaliteli yayın yaptığıma e, düşünürüm. Kesinlikle. Şimdi bu benim düşüncem. Peki gerçekten böyle mi? Peki Serkan Dinçer, Kop'un editörler birliğinin bu ilkelerine uyuyor musun? Bana bir sınav yapıyor. Tipler değil, işte algı ve e, başarı arasındaki fark bu. Diğer olay mesela ölçmedeki. Biz genellikle eğitim bilimciler biraz hani artık iş nicelik nitelikten niceliğe doğru kaydığı için nokta noktanın zaten nokta nokta değişiyor akademik başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yani çalışmalarımız genellikle bu perspektifte gidiyor. Özellikle Türkiye genelinde. Yani tutum dediğimiz şey kolay ölçülebilecek bir kavram değil. Ben doktora tezimde bunu fark etmiştim. Bir ölçme aracı kullanacaktım. Bu tutum diye geçiyordu. Ya dedim ki tutum 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 nedir? Biraz öyle meraklıyım. Ya dedim şu tutumun. Şimdi az çok tutumun ne demek olduğunu biliyoruz ama akademik anlamda tutum ne demek? Bir bunu bir araştırayım dedim. Oho bir araştırdım. Tutum kavramını yani uluslararası literatürde şöyle bir şey diyor. Yani tanım ne der? Kolay oluşmaz, kolay da yok olmaz. Yani bunun bir süresi var ve ölçümleriyle ilgili incelemeler yapmıştım. Uluslararası alanda diyor ki bir tutumu ölçmeniz için en az bir yıl o kişi onunla muhatap olması lazım. Biz mesela kontrol ve deney grubu oluşturuyoruz. Örnek verelim. Ee, diyelim ki akıllı tahtanın öğrencilerin akademik başarılarına tamam. Ee, motivasyon, akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi diyelim. Şimdi hadi akademik başarıyı da atalım. Tutumunu inceliyoruz. Öğrenciye biz bunu akıllı tahtayı getirdik. Kurduk. Dört hafta sonra da tutumu ölçtük. Ya ölçtüğümüzü düşünün. Bu ölçülmüş şey acaba tutum mu? No, Bir şey. yenilik, et yenilik etkisi. Yenilik etkisi. Yani motivasyon belki de. Yani Şimdi iş algıyla başlıyor. Motivasyonla devam ediyor tutumla sonlanıyor. Şimdi belki çocuk bununla ilgili hatta ben bununla ilgili bir çalışma da yaptım. Dedim ki şimdi biz motivasyonu, tutumu, algıyı ölçüyoruz. Örnek veriyorum. Genellikle tezlerimize ya da bilimsel çalışmalarımıza baktığımız zaman uygulamaların 4 ila 8 hafta arasında olduğunu düşünüyoruz. Şimdi birazdan geleceğimiz meta yararları ile ilgili ben bununla ilgili mesela bir meta analiz çalışması yaptım. Meta analiz çalışması çok garip bir sonuç elde ettik. Bu tür uygulamalarda yani yenilik etkisi diye yani yeni bir uygulamaya girerken ilk dört haftada çok ciddi anlamda akademik başarıyı artırırken ilerleyen zamanlarda yani altı aylık çalışmalar yapılmış akademik başarının düştüğü görülüyor. Çünkü öğrenci sıkılıyor. Yeni bir şey istiyor. Yani bu, ben bunu mesela derste anlatırken hep şey derim. Cep telefonu örneğini veririm. Yani cep telefonunu aldık. İlk ne yaparız? çizilmesin diye üstümüzü sileriz. Uygulamalar yükleriz. İşte ne bileyim takvim uygulaması, not ekle. Yok işte şu eklenti, bu eklenti. Aman çizilmesin diye çok dikkat ederiz. Fakat bir beşinci, altıncı ay geçtikten sonra cep telefonunu alır evde bir yere fırlatırız. Yani çizilmiş, çizilmemiş ya da düşmüş, düşmemiş. Hani çok bir şey ifade etmiyor. Aynı benzer bir biçim. İşte bu aralarda da bu çalışmalara yönlendiriyor. Harika. Ee, bu novelty efekti <laughs> düşünürken sen söylerken sevgili hocam hmm, aklıma bir kare geldi yani böyle e, sokak köpekleri var böyle giderlerken arkalarından bakarım ve şu soruyu sorarım hani bu köpekler nereye gidiyor sürekli bir gitme halindeler sürekli bir yere doğru gidiyorlar ee, insanoğlu da işte dedik ya 300 bin yıllık bir tarih mesela en azından sürekli göç etmiş sürekli yeni bir yer Hadi buradan kalkalım şuraya Hadi burada bir yenilik arayışı var İşte bu insanı bilmeden insanla ilgili tasarım yapma noktasında e, araştırmacılar çok daha gerideyiz yani e, henüz Tıpçılar, sinir bilimciler beyni tam tanıyamadıklarını söylüyorlar ama... ...biz nedense şöyle diyoruz eğitimciler olarak... ...biz insanı tanıyoruz, eğitimli ve başladık bile hatta. <laughs> yani araştırma... ...özellikle başarı testleri... ...çok haklısın bir noktada ama... ...ben belki bir gün gizli bir yayın yaparım... ...çakma bir dergiye gönderirim diye düşünüyorum hep şöyle. Test, retest yöntemiyle. Yani bir test alacağım... ...bir gruba uygulayacağım... Sonra o testi başarı testini bir sınıfta çözeceğim. Sonra aynı testi alıp tekrar çözeceğim. Böylece ne olacak? Başarı %100 artmış olacak. Daha, hatta daha, daha fazla. Hadi bir baba yiğit varsa gelsin daha başarılı bir yürü yöntem bulsun. Yani bulamaz. E peki biz eğitimciler neden başarı testi çözdürüp duruyoruz? Şunu demek istiyoruz. Yani bu da başarıyı arttırıyor ama esas yanındakiler önemli. Yani benim etkinliğim e, tutumu da geliştiriyor, motivasyonu da arttırıyor. Tamam, tutum kısa süreli gelişme, haklısın ama yani başarıyı çok hızlı ve yüksek oranda değiştirmek mümkün. Bizim yaptığımız çalışmalar neden öğrenciye takla attırıyoruz, etkinlik yaptırıyoruz, bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Başarının yanı sıra başarıyı da arttırıyoruz ama başarının yanı sıra şu şu gelişimleri de sağlıyoruz demek için belki de. Yani e, yoksa bir test uygula, tahtada çöz, tekrar uygula muazzam bir artış yani bundan daha e, yüksek oranda ve hızlı bir artış olamaz. Şimdi dediğiniz doğru hocam. Sadece burada şöyle bir e, yanlış anlaşılmalara müsaade etmemek için şey yapayım. Yani Hı. hani bu yöntem bilim çalışırken yani ölçüm araçlarının doğru oluşturulması çok önemli sonuçlar açısından. Neden? Ölçüm mesela ölçek Beşli liker tipi bu ölçek diyelim. Şimdi normal bir kuramsal çerçevede sizin bunu mesela benim öğrencilerime ben genellikle ölçek Evet. Var olan ölçeği kullandırmaktan ziyade ölçeği geliştittiririm. Mesela bu geliştirme sürecinin nasıl yaptığımı şöyle. Bu arada bunlar yüksek lisans öğrencisi. Yani doktora da bahsetmeyeyim yani. Tutup şöyle ifade edeyim. Öğrenci önce maddeleri yazar. Maddeleri yazdıktan sonra birlikte tartışırız. Birlikte yaparız. Sonra gider. Hedef kitlesinden 5 kişiyi bulur. Tek tek soruları okur. Öğrenci. Yani cevaplayacağım. Bir materyali derste öğretmen materyali kullandı. 5. Ne anladım ve neden 5 işaretledim deriz. Bunu çünkü e, bunu yapmazsak öğrencinin ne anladığını anlayamayız. Yani oradaki mesela dün değil cumartesi günü bir öğrencim e, şey yaptı bir ölçüm aracıyla. Öğrencilerin materyalin ne demek olduğunu çoğu öğrenci çözümleyemiyor. Ortaokulu öğrencileri materyalin ne olduğunu çözümleyemiyor. Dedik ki bir araç gereç yaz bakalım oraya. İşte bir iki açıklama yazdırdık. Anlamı geliştirdik. Yani ölçüm aracının doğru hazırlanması gerekiyor. Ben Biraz da vakit herhalde sınırlı. Evet evet ben tezinde altı öğrenciyle çalışmıştım. Öğretmen iki tane kız erkek e, yüksek başarılı, orta başarılı ve düşük başarılı kız ve erkek toplam 6 öğrenciyle dediğin çalışmayı yapmıştım. E, ölçek geliştirmek aslında başlı başına bir çalışma. E, çok haklısın. Son soruya geçelim hocam istersen. Sen yine tabii ki istediğini söylersin. E, hayallerinden bize bahseder misin? Yeni akademisyenler, yeni araştırmacılar bu videoyu izlerlerse e, senin belki bir hayalini kopyalarlar. <laughs> Pek. Aşırma, ee, e, yani hedef... Hayalim, bak şöyle söyleyeyim aslında, hayalim dediğim kavramı biz daha önceden yapıyorduk ve şu anda da aslında onun içerisindeyiz. Yani akademik toplantılar ve akademik tartışmalar. Ee, ne yazık ki pandemi üzerimizden e, bir silindir gibi geçti. Tüm alanlarda olduğu gibi akademide de bu tür tartışma konular, mesela konferansların nici, niteliği e, bayağı bir kayboldu. Yani gönül ister ki bunlar aslında uzaktan değil yüz yüze çalıştaylar biçiminde e, akademik anlamda tartışmaların böyle ama haraletli tartışmaların mesela e, Sayın Sümbül X dediği şeye hayır ya o X değildir Y'dir aha bak kanıtlarım var deyip Sümbül de hayır kardeşim X'tir bak benim kanıtlarım da bunlardır deyip böyle akademik e, doygunluk veren Çalışmalar benim aslında ki en büyük hayalim. Yani ben birçok hayalimi gerçekleştirdim. Yani dünyayı gezme dedim. 62 ülkeyi gezdim. Ee, akademik anlamda belli bir yerlere e, geldik. Şimdiki en büyük hayalim bu tür e, tartışmalar. Gençlere vereceğim en büyük tavsiyede şu. Fikirlerinizi savunun arkadaşlar. Fikirlerinizi kaynaklar kullanarak. Kaynaklar yani bu şu demek değil. Fikirlerinizi savunun dediğim şey böyle bodoslama ak olan şeye kara demek değil. Eğer karaysa. Ç aksa karayı aka dönüştürün. Ama fikirlerinizi savun, destekleyin. E, işi kolayına geçmeyin. Çünkü dediğimiz gibi nicelik ve nitelik ve artık internetin yani bilginin o kadar çoğalması nedeniyle yaptığınız işler sizi takip ediyor. İlk acemilik dönemlerinizde yapabileceğiniz bazı hatalar e, törle edilebilir. Ama belli bir aşamadan sonraki bariz hatalarınız sizi her zaman kovalar. Bu nedenle etik kurallara uyarak, bilimsel ilkeleri e, takip ederek araştırın. İşin kolayına kaçmayın. Çünkü meta analizde mesela ben o kitabı ilk kitabımda benim dikkat edin çevir kitabım vardı daha önceden. O kitabımda mesela evet o kitabımda bir önce kitapta bildiğiniz e, halk diliyle yani herkes bana teşekkür çünkü ben orada bir şey aktarmak istiyorum yani süslü janjanlı yani postmodernizm işte postpozitivizm pozitivizm e, gibi ifadelerden ayırarak yani anlaşılabilir bir işte derinlemesine girdiğiniz andan itibaren değerli arkadaşlarıma önerim budur. Bir alan belirleyin. Yani beni alana tanıtan meta analizdir. Meta analiz işin komiği de ta 1900'lü yıllara kadar gidiyor. 70'lerde eğitim bilimleri eğitim bilimleri alanında 70'lerde şey yapıyor. Neden ona. Dünyada nam salıyor. Ben bunu Tutu, nasıl ifade edeyim size, nedir meta Ya makaleler okuyorum, meta anlamıyorum. Dedim ki bir şeyi öğrenmenin en güzel yolu, öğretmenin yolu yapmak. Tuttum bir tane kitabı baştan sona çevirdim. İlk meta çeviri kitabım öyledir. Arkasından işi biraz öğrendikten sonra bunu geldim. Eleştiriler çok oldu. İşte eleştirileri göğüslemek çok önemli yine e, araştırmacılar için hiç unutmam bir kongrede o zamanlar araştırma görevlisiydim. E, benim biraz akademik hayatım dalgalıdır böyle üç kere doktora bırakıp dördüncüyü bitirdim. E, bir ölçmeci hocamız dedi ki senin dedi alanın değil ki dedi bu kitabı dedi yazmak ne cüret dedi. Ben de döndüm dedim ki hocam siz yazdığınızda ben okumadım mı? Bir cevap vermiş. Böyle diye tamam da arkadaşlar da bu şeyi ee, öneririm hocam. Evet. Yani akademik dünya gerçekten de e, o kadar çok söylenecek şey var ki ben her zaman şöyle diyorum sevgili hocam. Hani akademik dünya gerçekten de ne yaptığını bilen bir dünya olsa en azından Türkiye için söyleyelim e, bambaşka bir Türkiye'de olabilirdi. Yani görüyoruz bazı hocalar hani kelli felli denilen hocalar eee bir yeri alanı sahiplenmiş durumda ve o alanda sürdürülebilirliğin önüne geçiyor. Yani yeni araştırmacılar, yeni araştırmalar çıksın hiç istemiyorlar. Ee, bu atıf olayında çok net görüyoruz. Yani bir İngilizce çalışmanıza daha çok atıf geliyor. Ee, ve e, görüntü kayboldu sevgili hocam. E, ses de gitti. E, oradasınız diye düşünüyorum. Ya buradayım hocam bir koptu tamam. hocam. Tamam. Ee, yani evet akademinin kendine çek düzen vermesi lazım. Ee, umarım... Donuyor hocam ben kaynaklarım sizden mi kaynaklanıyor? Yok donma yok hocam. Ee, umarım böyle e, kaynaklarınız devam eder, yayınlarınız, çalışmalarınız devam eder. Dergi çalışmanız da e, bir an önce başarıya ulaşır yayın hayatına. Teşekkür ederim hocam. E, harika işler yapıyorsunuz. Tüm e, beni takip eden kanal izleyicilerime, hocamızı da takip etmenizi öneriyorum. Etmesini öneriyorum. E, bir başka pagu programında da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın hocam. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.